Onu nerede gönder? Sıfır ne? Beyefendi iyi günler. 2009 yılı kitapta yayın geçikleri yaratılıyor. Öncelikle yayın geçiklerine, otel geçiklerine yayaları, uymayaları, trafik geçiklerden bu maddeyi sınavı 488'te trafik müdahalesiyle uygulamıyor. Lütfen yayın geçiklerine, otel geçiklerine yayaları öncesiyor. İçişleri Bakanlığı yayın geçikleri kafaya çarptığında biliyorsunuz yayın geçiklerine geldiğin zaman da yaya adımlattığında ne yapacağız? Yayalar iki şart vereceğiz. Bu konuda duyarlı olun. Bu broşürleri de bir kere vereceğiz. Buyurun, buyurun. Bu konuda broşürlerimiz var. Deneme yapıyorum abi, zevkimi tatmıyorum. Abiler kesin kesin. Önce sağa bakın, aracınız var mı? Sol tarafa bakın, araç geliyor mu? Daha sonra sağa bakın, ondan sonra sarı çizgili olan yerde yaya geçidinde geçiyorsunuz. Hadi bakalım. Yine de dikkatli olacaksın, tamam mı? Dikkatli olacaksın, tamam mı? Hadi bakalım. Hadi geçin. Hadi geçiyoruz yavaş yavaş. Aferin. Yavaş yavaş. Çok hızlı. Tamam. Hadi tamam. Aferin. Geç geç geç. Hadi sen bırak. Thank you.
İçişleri Bakanlığımızın 2019 senesi için başlattığı Öncelik Hayatın, Öncelik Yaya'nın projesinin sloganını tanıtımı için beraber olduk. Yaya geçidinin önemini vurgulamak için öğrencilerimizle beraber, engelli vatandaşlarımızla beraber yaya geçidinden geçiş yaptık. Şimdilik vatandaşımızın bu konuya hassasiyetinin arttırılması gerekiyor. Bu hususta yıl boyu faaliyetlerimiz devam edecek. Siz basın mensuplarının desteği, okullarımız, öğrencilerimiz, kolluk kuvvetlerimizle beraber yaya önceliğini bu yıl için gerçekleştirmeye çalışacağız. Ülkemizde 2018 yılından itibaren yaya geçişlerinde yayaya öncelik verildi. Bu hususta vatandaşlarımıza önemli bir duyuru da yapmak istiyorum. 488 liralık bir para cezası var. Eğer yaya geçişinde, trafikte sürücülerimiz yaya geçidinde bir yaya varken geçmeye çalışırlarsa bu tespit edildiği zaman yaklaşık 500 liralık bir para cezasıyla cezalandırılacaklar. Bu hususların yaşanmaması, trafik kazalarında yaya kayıplarının en azına indirilmesi hususunda bu projeyi bugün başlattık. Sayın Bakanımızın önceliğinde yıl boyu devam edecek. Ben sizlere, kolluk kuvvetimizle, bütün vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bunun ülkemizde yaya ölümlerinin azaltmasına vesile olacağına inancımı yüksek seviyede koruyorum. Sağ olun arkadaşlar. Hayatının değeri böyle değil ama yani ben doktorum bu arada. En başından beri böyle olması lazım. Herkes birbirine saygılı olursa sağlıktan bile önce yani saygı, insani saygı birbirimize karşı. Gayet güzel, mantıklı bir şey olmuş. Keşke daha fazla olsa. Keşke yaya sürücüye sürücü yayaya şey yapsa. Daha birçok şeye ihtiyacımız var toplum olarak. Biz görme engelliler olarak yaya geçidinde çok sıkıntılar çekiyoruz. İnşallah bundan sonra sürücülerin dikkatli olmasıyla sıkıntılarımız giderilir. Örneğin ben geçmişte yukarıda bir kavşak var, bir yukarı caddede geçerken sürücü durmadı, az kalsın bana çarpıyordu. Oradan vatandaşın bir uyarısıyla sürücü durdu. Oysa ki sesli anons olsaydı bana bekle diyerdi, ben de beklerdim. Geç diyerdi, ben de geçerdim. O kaza başıma gelmezdi. İnşallah bundan sonra bu tür olaylar başımıza gelmez. Sürücülerin daha dikkatli olmasını istiyorum. Örneğin bir görme engelli bastonla yürüdüğü zaman onların durup da görme engellilere yol vermesini rica ediyoruz. Hepinize çok teşekkür ederim. Nevruz Hocam, yeni yasayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Yeni yasa çok güzel. İnşallah vatandaşlar sürücülerle birlikte uygulanırsa çok rahat faaliyete geçer inşallah.